Mahmut Özdür, ittifak fotoğrafı. Başkan Erdoğan Soçi'de Putin'le buluşuyor, enerji ve tahıl koridoru üzerinden yeni ilişkiler kuruyor. Dönüp Türkiye'de ekonomi savrulmalara karşı dirençli yapacak orta vadeli programı açıklıyor. Yetmiyor. Aynı zaman dilimi içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ve Irak'ta taşları yerinden oynatacak, yeni siyasal gelişmelere dikkat çekerek önce Irak'a sonra da İran'a gidiyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Japonya'dan Rusya'ya uzanan yeni enerji hamlelerini imza atıyor. Sadece son bir haftada olanlardan söz ediyorum. Çevremizi kuşatan sancılı sürece rağmen hükümet de yerel seçimlere yönelen Cumhur İttifakı'da uyumlu bir fotoğraf veriyor. Peki aydınların Türkiye'ye demokrasi getirecek diye övdükleri altılı, yedili muhalefet partileri ne yapıyor ve nasıl bir fotoğraf veriyor? Seçimin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala birbirlerini suçlamakta meşguller. Kurultay ertelenir mi? Bu konuda sınır tanımayan isimse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kendi siyaset mühendisliğine toz kondurmuyor. Ya AK Parti'ye veren oy seçmenleri ya da dönüp CHP içindeki ve çevresindeki ulusalcıları suçluyor. Kararsız muhafazakarlar, ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusuyla oylarını dönüp tekrar Erdoğan'a verdiler. CHP siyasi geleneğinde zaten böyle üstenci faşist bir tavır vardı. Kılıçdaroğlu, yargılayacağız, hesap soracağız diyerek ve her seçim sonrası iktidarı gayri meşru ilan ederek bu tavrı daha da kışkırttı. Bir anlamda ektiğini biçti. Son 3 aylık sürece bakınca CHP'nin buradan bırakın yenilerek çıkmayı, toparlanma ihtimali bile yok. Çünkü ortada siyaset yok. Kurultaydan bir şeyler bekleyen seçmenleri de uyaralım. Sakın şaşırmayın. Kurultay bile ertelenebilir. İyi Parti stratejimi. CHP'de durumlar böyle de ittifakın ikinci büyük partisi İyi Parti'de çok mu farklı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürekli fikir değiştiriyor. Bu kez daha açık bir çıkış yaptı ve İYİ Parti içindeki ısrarı da dikkate alarak her ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını söyledi. "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilir. Öyle adaylar çıkaracağız ki." Hala kafası net değil ki. Konuşmanın bir yerinde Ankara ve İstanbul dahil mi sorusuna Ankara dahil diyor, İstanbul'u es geçiyor. Yine bir açık kapı bırakıyor. Bu da İyi Parti içinde asıl sorunun pazarlıkla birkaç belediye kazanmak değil, parti olup olmama meselesi olduğunu gösteriyor. Daha önce de yazdım. Akşener İyi Parti'yi kurduğu andan itibaren hep büyük hedefler koydu ama hiçbirini başaramadı. Daha önemlisi partisi parti olamadı. Merkez Sağ Parti mi, MHP'nin yerini almak isteyen milletçi bir parti mi belli değil. Bu yüzden İyi Parti içinde seçim sonrası en çok tartışılan ve cevabı aranan soru şu oldu. İyi Parti, parti mi olacak yoksa CHP'nin steplisi mi? Tıpkı klasik CHP'liler gibi Akşener ve bir kısım arkadaşı evdeki bulgurdan olmamak için hala CHP stepne olma rolünden kurtulmuş değil. Akşener, İyi Parti üstünde siyasi cambazlık yaparak süreci yönetmeye çalışıyor. Kapıyı bir açıyor, bir kapatıyor. Bu ikircikli tavrı da İyi Parti tabanını bezdirdiği gibi partinin büyümesini de engelliyor. Bir anlamda CHP'ye benzeyerek ülkeyi muhalefetsizliğe mahkum ediyor. İyi Parti Ankara milletvekili Adnan Bekir'in isyanı tam da bunu anlatıyor. Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş. Önümüzdeki yerel seçimler İyi Parti'nin parti olup olmayacağının işareti olacak. <laughs>